Bayağı eski, bazen karıştırıyorum tarihleri, 2003 de olabilir. Yaşlandın çünkü. Yaşlandım ondan kaynaklı motorlar. 2004-2003 diyorsun ya. O dönem, hatta biz hep aynı mekanlarda takılmışız müzisyenlerle beraber. Bir sürü arkadaşlarımız vardı, müzisyen arkadaşlarımız. Ama hiçbir yere gelmemişiz, bunu fark ettik. Hatta birkaç defa da Gökhan, benim ortak arkadaşlarımız olan insanlara davulcu tanıdığınız var mı diye sormasına rağmen akıllarını neyse ben gelmemişim bir şekilde bu <laughs> engellenmiş bu durum belki daha bile önce olacaktı böyle bir birliktelik ama ondan sonra artık kader diyelim biz bir araya geldik ve hani, müzik anlayışlarımızın benzediğini fark ettik beraber yol almaya başladık ondan sonra askerliği yaptık geldikten sonra geri albüm kaydetmek için Kaya'nın yanına gittik zaten Kaya'nın da gruba girmesi o aşamada oldu oradaki verdiği fikirler gitar çalış teknikleri bizim hoşumuza gitti. Dedik gelir misin? O da e, e, falan gelirim. <laughs> en sonuna geldi. Yerimizde. Hazır oraya gelmişken oradan itibaren bir dinleyelim mi Kaya'dan? E, geldiler. <laughs> Dediler ki bize genç birisi lazım. Biz yaşlıyız. <gülüyor> <gülüyor> ben dahil oldum. E, güzel kaydımızı yaptık. Albümümüzü yaptık. E, zaten besteleri ilk, ilk kaydetmeye başladığımızda çok beğendim. Çok güzeldi. Ee, tam benim de istediğim bir tarz müzikti. Beraber yol almaya başladık. Sonra barış hikayesi var. O da o devam eder. Öyle öyle bir konu. acıklı bir hikayeydi. <laughs> Barış'ın hikayesine gelmeden önce Pera'nın isim hikayesini bir dinleyebilir miyim? Yani isim hikayemiz biraz enteresan tabii. Bir ee, Önceki grubumuz adınız söyleyeyim o zaman. Hamam <laughs> hamam <laughs> diye bir tamam, grubumuz vardı. Var. <laughs> Onun da şeyden Acaba. dolayı kullandık çünkü sahnede çok fazla e, atlayıp zıpladığımız için böyle tel içinde kalıyorduk hala gerçi. Yani. O devam ediyor o süreç. evet. O <laughs> performansımıza çok e, özen göstermeye çalışıyoruz. E, ama şey isim bizim için yeterli değildi yani yaptığımız müziği ifade etmedi. Esprili gibi geliyordu insanlara. Sonra bir isim bulalım falan filan derken dönemdeki rock gruplarına kullandığı isimlere baktık. Hepsi bir şey çağrıştırıyor bütün isimler yani yaptığı müzik tarzlarını isimlerinden az çok anlayabiliyorduk. Öyle bir şey olsun istemedik yani çünkü bizi bir şey çerçevenin içine soksun istemedik. Şey durum vardı rock müzik yaptıkları için böyle negatif çağrışımlar daha böyle sert olduklarını ifade eden isimler evet, evet vardı yani. onu istemedik grubumuzda. İşte Karamelek, Melek, bilmem ne öyle. <laughs> Şu an <laughs> evet. tabii ama yani öyle hissiyatları vardı. Ondan sonra kazara biz işte o zaman Türk Rock formu, form siteleri vardı çok fazla. Onlarda dolanırken bir reklam sayfası gibi bir şey açıldı. Galiba yazıyordu. evet bir pop-up açıldı böyle karşımıza. Ufak bir çerçevede. O arada ben bir perayı fark ettim satırların arasında. Sonra Hakan sayfayı kapattı. Dedim orada bak pera yazıyordu. Pera nasıl isimsizce falan filan. Ondan sonra nedir falan dediklerinde işte konuştuk yani Beyoğlu'nun eski adı. Sonra daha bizim de bilmediğim birçok anlamı çıktı ama genel bildiğimiz İstanbul'la alakalı. İstanbulla özdeşleşmiş bir isim olması. Özdeşleş, özdeşleşmiş der. Özdeşleşmiş. Özdeşleşmiş. gelelim. Barış sen nasıl girdin Fera grubuna? Nasıl başladı hikayen? Zaten Ankara'da bir müzik camiası içinde hepimiz birbirimizi tanıdığımız için bir arkadaşlığımız bir tanışıklığımız da vardı. O zamanlar ben farklı projeler içindeydim. Daha sonra biz bir Gökhan'la bir iletişim kurduk. Hatta benim bir projem vardı sana hatırlıyor musun kayıtta okutmak istediğim oradan yola çıkıp ben aslında Gökhan'ın ses tonunu istiyordum ben orada. Başka bir durum vardı. Ondan sonra oradan Muhabbet muhabbeti açınca e, o zamanki e, durumda işte beni çağırdılar. Ben ilk önce bir şey yaptım böyle hani nasıl olur olabilir miyim? Hani adapte olabilir miyim? Sadece o sıkıntım vardı. Hani şey yapmadım böyle ya yani nasıl olacak falan demedim de. Sadece adapte sıkıntım vardı yani yapabilir miyim diye. Ve girdim muhteşem oldu benim için. O arada en güzel mevsimim albümü zaten kaydedilmişti. Ve sadece fotoğrafları kalmıştı. Onlar da e, beni gruba dahil ettiklerini bu kartonetteki fotoğraflarla da göstererek e, böyle bir resmi giriş yaptık ve o zamandan beri üç buçuk senedir falan birlikteyiz. Ben sesimin güzel olduğuna hala inanmıyorum yani şimdi insanın kendi sesi kendine tuhaf gelir yani. Ee, belki senden radyoda kendini sonradan kendini dinlediğin zaman mesela kendi sesin ''Aa bu ben miyim?'' diyorsun. Ben hala diyorum mesela. Ee, müziğe başlamamda çok böyle e, tesadüfi oldu hakikaten yani benim müzikle bir alakam yoktu. Futbol oynuyordum, ee, Bir miniklerde tek şampiyonluğum var. Hani bu tarz şeyler daha çok spor, sporla alakalı e, o yüzden vano'nu çok severim ben. Jean Claude vano'nun hayranıyımdır. <laughs> e, onun bir sinema filmine gidecekken ortaokulda e, bir saat falan beklememiz gerekiyordu. Ankara'da da bir alışveriş merkezine girmiştik. Orada bir gitara dokunduğumu hatırlıyorum sadece. Yani bunu çalmak istiyorum dedim. O günlerden bugüne kadar uzandı yani kısacası böyle anlatabilirim. Davul zor bulunan bir enstrüman. Onun evet öncesi. zaten ilk en başta çalmaya <laughs> karar verip de başladığımız zaman işte iki tane akustik gitar yastıklara bagetlerle vurma ya. şeklinde olan bir şey vardı. Yapıyordu. Hatta biz Gökhan'la da ilk albüm zamanında provalarımızı evde o şekilde yapıyorduk yani. Koltuğun kenarına vuruyordum ben yastığa vuruyordum. O akustik gitarla distortion hayali kuraraktan <laughs> rock müziği Oluşturduk ilk albüm zamanında. Şarkıları ilk defa kayıt zamanında duymuştuk mesela. Evet. Öyle bir durum vardı. İşte o dönem lise yıllarında başladı bu davul çalma isteğim. Işte, sonra üniversite geldiğim zaman ara verdim biraz. Gökhan'la tanışana kadar. Ondan sonra tekrar en baştan başlamış gibi oldum. Hiç bilmiyormuş gibi sanki. Sıfırdan başlamış gibi tekrar buraya kadar geldi mevzu. Çok güzel olmuş. Durum böyle. <laughs> Kayanın hikayesine geçelim şimdi de. İlginç bir hikaye geliyor. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl başladım müziğe? Ee, sene 89 <laughs> ortaokula başladım. O sırada tanıştığım bir arkadaşım bana sürekli kasetler getirirdi. Ee, Accept, ondan sonra Scorpions, bu tür müzikleri dinlemeye başladım. Sonra o gitarın böyle yaptığı melodiler, solo'lar, onlara çok dikkatimi çekmeye başladım. Dedim ben bunları çalmak istiyorum. Böyle <laughs> başladı. Ondan sonra arkadaş ortamında e, bir arkadaşım gitarını satıyordu. Hiç unutmuyorum. 1 TL. Yani 1 milyonda o zaman. <laughs> Onu almıştım. E, sonra çalışmaya başladım. Nasıl çalışmaya başladım? Başka bir arkadaşım da bu sefer bana gitarda bir şeyler göstermeye başladı. Falan filan derken. Grup kurduk. Sonra... O arkadaşlarım bana dediler ki, sen çalamıyorsun. Wow! Evet. <laughs> Sonra ben hırs yaptım ve çok çalsam başladım. <laughs> Peki Barış, sence e, rock müziği diğer müzik türlerinden ayıran en önemli özelliğine, en ya, çok neyini seviyorsun? Bir birleştirme şeyi var, gücü var rock müziği Böyle... E, çok saygı duyulası bir müzik ve dinleyeni de yapanı da bunu bu bilinçle e, yaptığı için ...rock müzikte. Ya, kitleleri bir araya getiren dünyadaki yegane müziktir yani. Daha sonra diğer türlerde aslında insanlar bir araya gelip böyle işte konserlere gitmişler. İşte o albümleri almışlar. Ama mesela bir albüm çıkacağı zaman, bir rock albümü çıkacağı zaman... ...iki gün önceden o işte e, alınacak yerde sıra bekleyen rockçılardır. Bunun tarihi hep eskidir böyle. Ve hikayeleri de çok samimidir. E, o yüzden... E, bir birleştirme gücü olduğu için insanlar bu kadar sahipleniyorlar. Ve hem dinleyen de saygı duyuyor, yapan da dinleyene saygı duyuyor ve bu şekilde devam ediyor. Hani bakıyorum bırakçılarda genelde bu var. Yani küpe takıyor işte dövmeli. Bu yüzden soruyorum. Yani yoktur diyenleri diyorum ki ama hepinizde küpe var. Hani böyle geldiklerinde. O yüzden peki Gökhan sence o... O herhalde biraz modern dünyanın getirdiği bazı şeylerle değişti herhalde çünkü ben mesela hatırlıyorum ortaokula giderken küpe takıyordum ve hani o dönemlerde küpe tak takan erkeklerde mesela sokakta çok fazla problem yaşa yaşanırdı yani ee, şu anda hiç yani şu anda öyle bir durum olmamasına rağmen küpe takmamayı tercih ediyorum çünkü o dönem problem yaşamak için takıyordum. O Aynen küpe. o yüzdenmiş şey yani olabilir. şu an bu, ya o küpenin bana hissettirdiği bir şey yok kendimi farklı hissettirmiyor bana. Kendimi herkes gibi hissettiriyor. O yüzden o küpeyi takmıyorum. Çıkarttım mesela. O, biz, derdimiz oydu herhalde yani. Farklı olmak ya da ne bileyim. Biz de buradayız. Yani biz de böyle düşünüyoruz falan demekti herhalde. E, yaptığımız işlerde de hep onu e, ön planda tutmaya çalıştık. İnsanlar bazen e, bizim kendi dinleyenlerimizden eski dinleyenlerden bizi eleştirenler oluyor mesela hani önceden daha böyle mesaj içerikli şarkılar yapıyordunuz vesaire gibi. E ...şimdi şarkılarda onu ya yaparken ekstradan da bunu hayat tarzımızda yapmaya da çalışıyoruz. Yani hani kimseyi eleştirdiğim ya da şey yaptım yok. Bu bir tamamen bizim kendi grubumuzun aldığı kadar... İşte alkolle alakalı ya da sigara ile alakalı hiçbir paylaşımımız olmaz. O tarz fotoğraflar asla çektirmeyiz. Bizimle fotoğraf çektirmeye çalışan birinin sigara varsa asla bizimle fotoğraf çektiremez. Vesaire gibi. Hani hayatımızı artık bunu adapte edip e, bu şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. E, çünkü e, mesaj bir şey çok biliyormuş gibi insanları dikte etmekle evet. değil. E, yaşam tarzımızla onu gösterip belki de Aa, evet bak böyle de, böyle de adamlar var dedirtebilmektir belki de bilmiyorum. Hani o kadar büyük tabii düşünmek iddialı olur şu an ama. güzel bir yani, düşüncem bu. Yani farklı olmak için bir şey yapmadık aslında. Önceden yap, evet yapıyorduk ama sonradan şunu fark ettik. Zaten farklıyız. Zaten başka bir yerdeyiz. Şu anda mesela müzik dışında yaptığımız tek şey herhalde. Müzik. Yani <laughs> eğer belli birkaç saatimiz olursa evimizde vakit geçirmek. Biraz daha kendimize zaman ayırmak. Bu tarz şeylere yönelmeye başladık. Biz de değiştik yani zamanla. Ondan bahsetmeye çalıştım. Ama o profil evet vardı yani önceden annem hatta televizyonda bazı haberlerden sonra mesela kot pantolonumu, zincirimi tişörtlerimi falan Tabii sakladığını hatırlıyorum. Ofuzun kitapları oldu. sakladığını hatırlıyorum. Çünkü bu satanist vesaire gibi haberler çıkmıştı bir dönem. Hepsi benim yervez oldu o zaman. Işte. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Onlarla boğuştuk yani <laughs> biz de bir dönem. <laughs>